Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Başaklar, hep ağlayıp durduğunuz senelerdir. Bu sene inşallah iyi olur diyorum. Benim çok yakın Başak arkadaşlarım var. Çoğu da kadın. Vallahi iyiler. Hepsi ağlayıp duruyorlar vallahi. Vallahi iyiler. Artık iyileşiyor. İyiler mi? 2020 bakalım Başaklara neler getirecek? Şimdi, genel olarak soruyoruz tabii ki bu soruyu. Haritanıza baktırmadan kesin bilemezsiniz. Oğuzhan Hoca her zaman genel anlatıyor. Genel anlatıyorum. Şimdi tabii ki Jüpiter'in 5. evrenindeki aktivasyonu 11'den gelebilecek ikinci bir aktivasyon, 9. evden gelecek 3. bir aktivasyon, aşk, ilişkiler, çocuklar, birliktelikler, bunlarla ilgili konuları çok fazlasıyla olumlu gündeme getirecek. Yani bir kısım Başak burçları aşık olacak biri. Aman olsun, benim bir arkadaşım var, devamlı olup duruyor. İnşallah düzgün birine aşık olur. Bence de düzgün olur. Yani bu ocağın ilk haftasında biri olur. Ha, bu 26 tamam. Aralık'ta olan halkarı güneş tutulması 10 Ocak etkisi, 8 Mart, 18 Mart, 24 Temmuz, 30 Kasım haftaları, bunlar 7 Eylül, 19 Eylül haftaları, 3 gün önce ve 3 gün sonra, hepsini böyle düşün sevgili Başak. Bugünler aşk, ilişki ve birlikteliklerle ilgili müthiş etkilere sebebiyet veriyor ve çok da olumlu ve güzel etkilere sebebiyet veriyor. Güneş ile Uranüs'ün, Güneş ile Jüpiter'in, Satürn ile Uranüs'ün olumlu hareketlerde bulunduğu dönem, pek çok Başak'ın bu yıl aşık olacağı, önümüzdeki yıldan itibaren de evleneceği bir yıl. Hmm. Bir kısım Başaklar ise aşık oldular, evlendiler 2-2,5 yıl önce, şimdi de çocuk sahibi olacak. Bir kısmının çocuğu olacak, anne olacaklar, bir kısmı baba olacak, bir kısmı yeni aşk ilişkileri yaşayacak. Ama her ne olursa olsun 2020 sevgili Başak senin için şanslı bir yıl. Gökyüzünde Venüs retrosu da olsa, Mars retrosu da olsa, Satürn, Plüto, Jüpiter sorunları olsa bile ve bunlar doğum haritanda zaman zaman zorlayıcı açılara sebebiyet verse bile, Jüpiter'in, Uranüs'ün, Satürn'ün öyle kurtarıcı genel açıları var ki bunlar senin çevrende olacak. Evet, tabii ki bir babanın hastalığı, kardeşinin bir sorunu, eşinin iş ve kariyer hayatındaki problemleri tabii ki seni de etkileyecek. Tabii ki senin hayatını da etkileyecek ama genel olarak dışsal tepkiyi sen almayacaksın. Ve şanslısın. Şanslısın. Çok güzel seyahatler yapacaklar. Çok güzel yerlere gidecekler. Hayatlarında görmedikleri ülkelere, folklorlara girecekler Uranüs'ten dolayı. Ve bunlar sürpriz sürpriz tak 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 olmaya başlayacak. Ne zaman? Nisan başında başlayacak. Bunların hepsini yaşamaya başladıktan sonra da diyecek ki ya Oğuzhan Hoca doğru söylemiş. Çünkü 5. ev etkileri aslında doğum haritalarından biz astrologların çok da ciddiye almadığı yerlerdir. Bunlar neden? Flörttür. Gençlik flörtleridir bunlar işte. Şanstır, kumardır, borsadır. Bunlar ben en azından çok ciddiye almam. Orada tek çocuk sektörünü çok ciddiye alırım. Benim için çocuklar çok değerli çünkü. Bunları ön plana çıkartıyor. Benim kızım da Başak. Bence Venüs'e... Ama bu sene aşık olmayacaktır büyük ihtimalle. Daha 4 yaşında. Çocuklarda ne demektir o? Çocuklarda sosyalleşecek. Sosyal çevresi olacak. İşte arkadaşlar olacak. Onlarla eğlenecek. Onlarla yani çocukluğunu çocuk gibi yaşayacak bir Başak Burcu buyur. Ama tabii ki Mars'ın retro hareketi 10 Eylül'den itibaren olduğu için Mars'ın oradaki retro hareketi 10 Eylül'den itibaren bir şeye dikkat et. Eylül'ün 9'unda başlayacak olan gezegen açısı 1 Kasım'a kadar olan dönemde maddi ve ekonomik seni zorlayacak. Hmm. Parasal harcamaların artacak. Maddi olarak zaman zaman zorlanacaksın, yorulacaksın. Ama yabancı ülkeye yerleşmek, yabancı ülkeler, eğitim, çocuğun eğitimi, yabancı kültürlerle yapılacak işte diyaloglar, hareketler, seyahatler, işte Ocak başı, 10 Ocak, 17 Ocak, Mart'ın ortaları, Mart ayı, ondan sonra Mayıs'ın 7'sinden itibaren 21'ine kadar olan dönem, Kasım, inanılmaz. Ya onlar sana gelecek. Ya sen yurt dışına gireceksin. İşte bir okuldan kabul edileceksin. Yüksek lisans veya bir üniversitede bir başarı göstereceksin. Bence keyifli ya. Keyfine bak. Birkaç tane burca söyleyeceklerimizi de dinleme. Sen sırf başa haline mutlu kal. Hele kovayıdır falan dinleme şimdi. Sevgiler.